Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kolay runner modelini yapacağız. Daha önce ortası çiçekli olarak paylaşmıştım. Sade hali çok istenmişti. Sizler için sade halini de çektim. Hem iki renk hem de iki farklı ipi denemiş oldum. Ekru renkteki ipi %100 koton iple yaptım. Bu yeşil olan ipi 2 mm koton iple denedim. Ekru renkteki ipi normal 2'li trabzanla yaptım. Yeşil renkte olan 2 mm'lik koton ipi üçlü trabzan olarak yaptım. İki farklı model gibi oldular. İki farklı iple. Daha önce bu şekilde ortası çiçekli olarak paylaşmıştım. Bu model de çok beğenilmişti. Bunun sade hali istenmişti. Yapılışı çok kolay. Gün içinde rahatlıkla bitirebileceğiniz bir model. Buna uyumlu olarak yastık modeli de paylaşmıştım. Bu sade runner'ın sade yastık modelini de isteyen arkadaşlar varsa yorum kısmına yazın. Sizler için sade yastık modelinde video çekebilirim. Ekru renkteki runner'ın eni 38 cm, boyu 128 cm. Bu ölçülerdeki runner'a %100 koton ip kullanmıştım. Bu runner'a yaklaşık 420 metre ip gitti püsküsüz haline. Bu yeşil renkteki ipe 2 mm koton makrome ip kullanmıştım. Bunun eni de 32 cm, boyu da 130 cm. Bu runner için de yaklaşık 300 metre kadar ip gitti püsküsüz haline. İki modelin de orta başlangıç kısımları farklı. Bunu ikili trabzanla başladığım için bunu kareli olarak başladım. Bu ekranın tamamen tarifini anlattıktan sonra bu yeşilin de sadece orta başlangıç kısmını size kısaca anlattım. Eğer bu ekranın orta kısmı o şekilde hoşunuza gitmediyse bu yeşil gibi başlayıp devamını o şekilde yapabilirsiniz. Bu üçlü trabzan yaparken kareli başlayınca ortada potluk olduğu için bu şekilde başladım. Onu da belirtmek isterim. Dediğim gibi iki türlü de ortasını yapabilirsiniz. Yapılışına geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Kanalımızın daha çok kişilere erişebilmesi için sosyal medyalarda paylaşım yaparken kanalımdan bahsederseniz sevinirim arkadaşlar. Ve daha çok videolarımızın keşfete düşmesi için beğen ve yorum atarak kanalıma destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı marka ip kullanıyorum. İpim 2 mm koton makrome ip. %69 koton, %31 polyester. 250 gramda 250 metre ip varmış. 2 ile 4 mm arasında tığla örülüyormuş. Benim elime 4 mm yatkındı. O yüzden 4 mm tığ kullandım. Bir de bu şekilde %100 koton ip kullandım. Bu ipim de %100 koton. Buna da 4, bunda 5 mm uygunmuş. Ben 4 mm tığ kullandım. Bu şekilde birbirine çok yakınlar. İkisi de yumuşak. Siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. İkisi de yumuşak. Modele sihirli halka yaparak başlıyorum. Ben sihirli halkamı, ipimi alıyorum. İpin kısa tarafını alıyorum. Orta parmağımdan önden arkaya doğru sarıyorum bir tur. Tam birleşim noktasından sıkıca tutuyorum. İpimi bu bir tur yaptığım ipin arkasından beri tığımı geçiriyorum. İpi alıyorum. Tığımı böyle bir hamle yaparak sadece bir hamle çeviriyorum. Sonra bir zincir yaparak orada ipimi sabitleştiriyorum. Bu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum. Şimdi orta kısmı yaparak başlayacağım. Şimdi sihirli halkamı yaptım. Toplamda 4 trabzan yapacağım. Aralarda 5 zincir yapacağım. Şimdi ilk trabzan yerine zincir çekerek başlayacağım. Trabzan yerine 3 zincir, ara zincir içinde 5 zincir çekeceğim. Toplamda 8 zincir. İlk zinciri yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tığımı doluyorum. Boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. Bu ikinci trabzanımız oldu. 3 zincir burada, 1 trabzan. Bu ikinci trabzanımız. 5 zincir. Tekrar tığımı doluyorum. Boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum.
Üçüncü trabzanımız oldu. Beş zincir. Tekrar tığıma doluyorum. Boşluk içerisinde bir trabzan daha yapıyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4 oldu. Ama bizim 1, 2, 3 köşemiz oldu. Dördüncü köşemizi yapacağız. Ben şimdi halkamı iyice sıkıyorum. Başka trabzan yapmayacağım. Sadece köşe yapacağım. İyice halkamı sıkıyorum. Şimdi 5 zincir. Burada üçüncü zincire batarak köşemi birleştiriyorum. Dördüncü köşemiz de oluşuyor. 1, 2, 3. zincirin içinden tığımı geçiriyorum. Bu ipimi de tığımın üstüne alıyorum. İpi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek bu dördüncü köşemizi de birleştiriyoruz. Sıramızı da birleştirmiş oluyoruz. Şimdi yeni sıramıza başlıyoruz. 3 zincir. Bu ilk trabzan olarak sayıyoruz bunu. Bu trabzan tepesine yapmış olarak sayıyoruz. Şimdi bu köşelerde trabzan yapmaya başlıyoruz. Şimdi bu modelde boşluklara bu şekilde trabzan yapmıyoruz. Hep arka tellerine batarak o şekilde trabzanlarımızı yapacağız. Zincirlerde de aynı, trabzanlarda da aynı şekilde yapacağız. İlk zincirimizin arka teline batarak ilk trabzanımızı yapıyoruz. İkinci zincirimizin arka teline batarak ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Üçüncü zincirin arka teline batarak üçüncü trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi tek tarafı bitmiş oluyor. 5 zincir. Tığımıza doluyoruz. Şimdi bu tarafa dönüyoruz artık. Bu son battığımız zincir içerisine tekrar batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Tam köşe yapıyoruz. Sonra tekrar tığımı doluyorum. Sıradaki zincirin arka teline batarak bir trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Sıradaki zincirin arka teline batarak bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşemiz oluşuyor. Tekrar tığımı doluyorum. Bu yaptığımız trabzanın arka teline batarak bir trabzan yapıyorum. İkisini birlikte yapmıyorum. Sadece arka tellerini yapıyorum. Bu ipimi de arkada dolaştırdım. Temiz durması için artık kesebilirim. Trabzanın tepesini yaptıktan sonra tekrar köşe yapıyorum. Aynı buradaki gibi. Tığımı doluyorum. Zincirin arka telinde bir trabzan. Sıradaki zincirin arka telinde bir trabzan. Zincirin arka telinde bir trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane oldu bu tarafta. Şimdi 5 zincir. Tekrar tığımı doluyorum. En son battığım zincirin içerisinde tekrar bir trabzan yapıyorum. Şimdi sırasıyla yanındaki zincirlere birer sefer batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Videoyu çok uzatmamak için buraları tekrar tekrar anlatmadım. Aynı şeyi burada tekrar ettik. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım trabzanın tepesine batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu trabzanlı sırayı yaptık. Şimdi bu kareli sırayı yapacağız. 5 zincir. Tığıma doluyorum. Bu ilk yaptığım trabzanın arka telinde bir trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Yanındaki zincirin arka telinde bir
trabzan yapıyorum. Buradaki köşeyi aynı burada tekrarlıyoruz. Yanındaki zincire bir trabzan. Yanındaki zincire bir trabzan. Zincirlerin üzerine 3 trabzan yaptıktan sonra 5 zincir. Sonra diğer tarafa da 3 tane trabzan yapıyoruz. İlkini son yaptığımız zincirin içine aynı boşlukta yapıyoruz. İkisini farklı zincirlerde yapıyoruz. Yanındaki zincirde bir trabzan. Yanındaki zincirde bir trabzan. Ve sonuncu trabzanı da trabzan tepesine yaparak toplamda 4 tane yapıyoruz. Zincirlerin üzerine 3 tane, dördüncüyü de trabzanın üzerine yapıyoruz. Şimdi boşluklarda kare yapmaya devam ediyoruz. 2 zincir, 1, 2, 3. trabzan tepesine trabzan yapıyoruz ve trabzanların tepesine gelecek. Hep aşağıdaki trabzanların tepesine gelecek ve arada 2 trabzan boşluk olacak. 2 zincir, tığımı doluyorum. 1, 2, 3. boşluk ve bu trabzanın tepesine denk geliyor. Arkadaki teline bir trabzan yapıyorum. Bu köşeyi de aynı bu köşe gibi yapıyoruz. Buraları da burası gibi yapıp sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar aynı şeyi tekrarladım. Son trabzanın üzerine köşemi de yaptım. 2 zincir yaptım. 1, 2, 3. zincirin içinden tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi bu sırayı yaptıktan sonra trabzanlı sıraya geçeceğiz. Bu modelde bir sıra kare, bir sıra trabzan, bir sıra kare, bir sıra trabzan yapıyoruz. Şimdi trabzanlı sıraya geçiyoruz. 3 zincir, tığımı doluyorum. Sıradaki zincirin içinde bir trabzan yapıyorum. Arka telinde bir trabzan yapıyorum. Sıradaki zincirin arka telinde bir trabzan yapıyorum. Bu trabzanın arka telinde bir trabzan yapıyorum. Bu trabzanların da arka tellerinde hep birer tane trabzan yapıyorum. Aynı şekilde köşemizi yapıyoruz. Zincirlerin arka telinde. Birinci zincire yaptım. İkinci zincir. Üçüncü zincire de aynı şekilde yaptım. 5 zincir. Tığımı doluyorum. Aynı zincir içerisinde tekrar trabzan. Yanındaki zincire tekrar trabzan arka teline. Yanındaki zincirin arka teline tekrar trabzan. Sonra trabzanların arka tellerine trabzan yapıyoruz. Artık boşluklardaki zincirlerin arka tellerinde birer trabzan. Trabzanların arka telindekine bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Boşluklardaki zincirlere birer trabzan, arkadaki tellerine, trabzanların üzerindeki arka tellerine birer trabzan, köşeleri de aynı şekilde yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım trabzan tepesine batıyorum. İpimi alıyorum, ilmeğimin içinden geçiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Trabzanlı sıra yaptım. Şimdi kareli sıra yapacağız. 5 zincir. Tığımı bir sefer doluyorum. Trabzan tepesindeki trabzan yerini sayıyoruz. 1,
2 boşluk atlıyoruz. 3. trabzan tepesine, yani bu trabzan tepesindekine, arka teline bir trabzan yapıyoruz. 2 zincir, 1, 2 boşluk 3. trabzanın arka teline, yani bu trabzanın tepesine bir trabzan yapıyoruz. Bu sırada hep böyle kare yapacağız. 2 zincir, 1, 2, 3. trabzan tepesine, sonuncu trabzan tepesine bir trabzan yapıyoruz. Normal köşemizi yapıyoruz. Aynı burada yaptığımız gibi. 1 trabzan bunun tepesine, 3 trabzan da zincirlerin üzerine. Zincirin arkasındaki teline bir trabzan. Sıradaki zincirin arka teline bir trabzan. Zincirin arka teline bir trabzan yapıyoruz. Bu kenar bitmiş oluyor. Diğer kenara doğru dönüyoruz. 5 zincir. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan daha yapıyoruz. Sıradaki zincirin içerisinde bir trabzan. Sıradaki zincirin arka telinde bir trabzan. Trabzanın arka telinde bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün köşeleri yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yaparak sıramızı birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. 2 zincir yaptım. 1, 2, 3. zincirin içinden ipimi alıyorum. İlmeğim içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. Şimdi tekrar bu trabzanlı sıraya yapmayı başlıyoruz. 1, 2, 3 zincir, tığımı doluyorum. Sıradaki zincirin arka telinde trabzan yapmaya başlıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Sıradaki zincirin arka telinde trabzan yapıyorum. Trabzanın arka telinde trabzanımı yapıyorum. Şimdi aynı şekilde bu sırayı tekrar ediyoruz. Bundan sonraki sıralarda bir sıra trabzan, bir sıra kare yaparak bu şekilde köşeden köşeye tutunca istediğimiz genişliğe gelene kadar bu iki sırayı tekrar edelim. Ondan sonra sadece kenarları yapmaya başlayabiliriz. Şimdi ben kare olarak istediğim genişliği yapacağım. Köşeden köşeye yapmak istediğim genişliğe kadar yapacağım. Modelde de şöyle göstereyim. Bakın bu köşeden bu köşeye kadar benim yapmak istediğim genişlik bu kadar. Toplamda buradan başlarsak saymaya 1, 2, 3, 4 tane trabzanlı sıra yapıyorum. Bu ortayı da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5 tane de böyle kareli sıra yapıyorum. 1, 2, 3, 2 sıra daha kareli sıra yaptıktan sonra artık kenar yapmaya başlayabiliriz. 1, 2, 3. sıra trabzanlı sırayı yapıyorum. 1 sıra daha trabzanlı sıra yaptıktan sonra bu istediğim genişliğe geliyorum. Şimdi bu genişliğe kadar böyle kare yapıyoruz. Ondan sonra sadece bu uzun kısımları yapacağız. Etrafını dönmeyeceğiz. Sadece böyle gideceğiz, geleceğiz. Bu ortasını bitirelim. Bu kareyi o ortaya kadar büyütelim. Ondan sonra tek tarafı göstereceğim. Ben orta kısmını yapmak istediğim genişliğe kadar yaptım. İstediğiniz ölçüye en yakın kareli sırada bu orta kısmı bitiriyoruz. Burası benim için ideal bir genişlik. 2 zincir çekip sıramı birleştiriyorum. 1, 2, 3. zincirden ipimi alıyorum. İlmeğimi içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. 1 zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipi de arkada saklıyoruz. Şimdi artık dönerek gitmiyoruz. Sadece tek tarafı gideceğiz böyle. Gidip tekrar geri döneceğiz.
Artık orta kısım işlemi bitti. Tek taraflara devam edeceğiz. Şimdi ilk önce tek tarafı yapacağız. Ondan sonra diğer tarafı yapacağız. İpimizi kesip buradan başlayacağız. Bir zincir çekerek başlıyorum. Artık hep kenarlardan keserek yapacağız. Çünkü aynı genişlikte gidebilmemiz için buradan çoğalıyor model. Buradan da kesmemiz gerekiyor ki aynı genişlikte gidebilelim. Şimdi bu trabzanın tepesinde arka telinde aynı şeye devam ediyoruz. Hep arka telinde ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Şimdi tekrar trabzanlı sıra yapmaya başlıyoruz. Bu sırayı yaparken de örneğin yüzü kendimize doğru olacak. Çünkü hep trabzanların bize doğru bakmasını istediğim için örneğin yüzü bu tarafı olacak. O yüzden şimdi trabzanlı sırayı yaparken modelin yüzü bize doğru olacak. 3 zincir tığımızı doluyoruz. Aynı bu sırayı tekrar ediyoruz. Zincirin arka telinde bir trabzan. Sıradaki zincirin arka telinde bir trabzan. Bu ipte kendimizle getiriyoruz arkası temiz durması için. Trabzanın arka telinde bir trabzan. Zincirin arka telinde bir trabzan. Bu şekilde bütün aradaki zincirlere, trabzanların tepesine, arka tellerine birer trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde bütün zincirlerin, trabzanların arka tellerine trabzanlarımızı yapıyoruz. Sadece iki kenara yapıyoruz. Burada başladık. Normal bir şekilde sıramızı devam ediyoruz. Köşeyi dönüyoruz. Bu kenarı da buraya kadar, köşenin burasına kadar sıramızı tamamlıyoruz. Burada başladık. Kenarın bu köşesine kadar sıramızı tamamlıyoruz. Buraya kadar yapalım. Sonra buradan geri döneceğiz. Buradan başlamıştım. Sıramı geldim, köşeyi döndüm. Bu kenarı yaptım. Bu köşenin ilk trabzanın üstüne de son trabzanımı yapıyorum, arka teline. Şimdi burada kesiyoruz. Aynı burada yaptığımız gibi burayı kesmiştik. Şimdi burayı da kesiyoruz. Sıramızı dönüyoruz. 5 zincir. Tığımı doluyoruz. Şimdi normalde buralarda yaparken arka tellerini batıyorduk. Şimdi tersinden yaparken de kendimizden taraftaki tellerine batacağız. Bu yaptığımız zincir 3 zinciri trabzan olarak sayıyoruz. Bu ilk trabzanın üstündeki trabzan olarak sayıyoruz. Bu trabzanı saydıktan sonra bunu saymıyoruz yani. Ondan sonra 1, 2, 3. trabzanın üstüne, yani bu trabzanın üstündeki trabzanın kendimizden taraftaki tele, karşı taraftaki değil, kendimizden taraftaki tele bir trabzan yapıyoruz. 2 zincir. 1, 2, üçüncüsüne, yani bunun üstündekine, kendimizden taraftakine bir trabzan yapıyoruz. 2 zincir, 1, 2, 3, yani bunun üstündekine, kendimizden taraftaki teline bir trabzan yapıyoruz. Yani buradaki sırayı tersten yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu ilk trabzanın üstüne kadar sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son trabzanımı bu ilk yaptığım 3 zincirin sonuncu zincirinin içinden beri bir trabzanımı yapıyorum. Şimdi sıramı dönüyorum. Aynı buradaki gibi benim kesmem gerekiyor. 2 kutu kesip buradan beri benim sırama başlamam gerekiyor. Kesme işlemi için de benim iz sürme yapmam gerekiyor. Arkadaki telin içinden beri ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden beri geçiriyorum. Zincirin arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum.
Trabzanın arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi bir kare bitti. İkinci kareyi de aynı şekilde zincirin arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Zincirin arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Son trabzan kaldı. Trabzanın arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum ve bu trabzanın üzerine kadar geldim. Buradan beri aynı bu sırayı tekrarlıyoruz. 3 zincir. Tığımı doluyorum. Şimdi trabzan yapmaya tekrar başlıyoruz. Zincirin arka telinde bir trabzan. İkinci zincirin arka telinde bir trabzan. Trabzanın tepesinde bir trabzan arka telinde. Şimdi bu kenar kısmını, bu son iki sırayı hep tekrar ederek devam ediyoruz. İki sırada bir bu şekilde kesme işlemini yapıyoruz. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Ondan sonra diğer tarafı yapıyoruz. Yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım, sonra diğer tarafa geçelim. Burası tam ortası. Bu uzunluk benim için yeterli. Buraya kadar yaptım. Son sırayı isterseniz bu kareli olarak bitirebilirsiniz. Kenarı tam bu şekilde köşede bitiyor. Ama ben son sırayı böyle trabzanlı olarak daha hoşuma gittiği için o sırada bitiriyorum. Ama burası kenarı tam böyle bitmiyor. Tek sıra olarak bitiyor. Aynı diğer sıralarda yaptığım gibi aynı yerde kesiyorum. Ama siz bunu isterseniz bu şekilde sona kadar da getirebilirsiniz. Bu başlangıçta da bu baştan başlayıp sona kadar da getirebilirsiniz. Ama ben normal sıralarda nereden başladıysam orada bitiriyorum. Şimdi iki kutu kestim. Son iki kutuda bıraktım. Diğer sıralarda yaptığım gibi bir zincir yapıp ipimi kesiyorum. İpimi arkada saklıyoruz. Şimdi tek taraf bitti. Diğer tarafa başlıyoruz. Runner'ın yüzü bize taraf. İpimizi alıyoruz. Runner'ın yüzü bize taraf olacak. Onu karıştırmayalım. Yoksa runner'ımızın yönü karışır. Aynı diğer taraftan başladığımız yerden başlayacağız. Bu köşe yaptığımızın son trabzanın üstünden beri başlayacağız. Bir zincir yapıyorum. Trabzanın tepesinden, arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek ipimi oraya sabitliyorum. 3 zincir. Aynı şekilde diğer tarafta yaptığımız gibi aradaki iki zincirlere birer tane trabzan, trabzan tepesine bir tane trabzan yaparak sıramı köşeye kadar ilerletiyorum. Tekrar burada da aynı arka tellerini yapıyoruz. Zincirin arka telinde bir trabzan, sıradaki zincirin arka telinde bir trabzan, trabzanın arka telinde bir trabzan. Sıradaki boşluğa geliyorum. Zincirin arka telinde bir trabzan. Sıradaki zincirin arka telinde bir trabzan. Trabzanın tepesinde arka telinde bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşeyi de aynı diğer tarafta yaptığımız gibi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar, buraya kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncusunu da trabzanın üstüne yapıyorum. Burada kenarda kesme işlemini yapıyoruz. Bunların üzerine yapmıyoruz. 5 zincir yapıyorum. Aynı diğer taraftaki yaptığımız köşelerdeki gibi sıramızı dönüyoruz. Tığıma doluyorum. Bu trabzanın üstüne gelecek. Bu yaptığımız zincir, bu ilk trabzanın üstüne yaptığımız trabzan olarak sayıyoruz. 1, 2, 3. trabzan üstüne, yani bu trabzanların üstüne kendimden taraftaki teline bir trabzan yapıyorum.
2 zincir, 1, 2, 3. yani trabzan tepesine 1 trabzan yapıyorum. Burayı da aynı diğer taraftaki gibi, diğer tarafın uzunluğunca aynı uzunlukta yapıyoruz. Biri diğer taraftan uzun olmuyor. Burayı tekrar tekrar anlatarak, videoyu uzatmama gerek yok. Aynı sıradaki uzunlukta yaparak bu tarafı da tamamlayalım. Sıra sonuna kadar yapalım. Bu tarafı da diğer tarafın uzunluğuna kadar yaptım. Sonuncu trabzanı da yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Sonra ipimi kesiyorum. Sonra bu ipimi arkada saklıyoruz. Üçlü trabzan yaparken orta kısmını ben bu şekilde başladım. Eğer siz ikili trabzan yaparken de bu şekilde başlamak istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Hangisinin ortası hoşunuza gittiyse öyle başlayabilirsiniz. Kareli olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde trabzanlı olarak da yapabilirsiniz. Bu üçlü trabzanda kareli olarak başlayınca ortada potluk oldu. O yüzden böyle başladım. Sihirli halkayla modelime başlıyorum. Diğer modelde trabzan yerine buralarda 3 zincir çektiğimiz yerlere 4 zincir çekerek başlayacağız. 4 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Toplamda 4 trabzan yapacağım. Bu 1. 2. 3 ve 4. Arada 5 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde tekrar 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Bu şekilde toplam 4 tane dörtlü trabzan yapacağız. 5 zincir. Bu şekilde toplamda 4 tane dörtlü trabzan yaparak orta kısmı bitirelim. Toplamda 4 tane dörtlü trabzan yaptım. Şimdi son köşemizi yapacağız. 5 zincir. Sıramızı birleştiriyoruz. Bu yaptığımız trabzanın tepesine batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. Diğer modelde burada 5 zincir yapıyorduk. Burada 6 zincir. Bu çıkış yerlerinde diğer modelde kaç zincir yapıyorsak burada bir zincir çoğaltarak yapıyoruz. Çünkü burada üçlü trabzanlar yaptığımızda bir zincir fazladan çekmemiz gerekiyor. Diğer modelde ikili trabzan yapıyorduk. Bunda üçlü trabzan yaptığımız için hep bir zincir fazladan çekmemiz gerekiyor çıkış yaptığımız yerlerde. Ama ara yerlerde aynı zincir sayısını çekiyoruz. Burada 5, arada 2. Onları hep aynı çekeceğiz. Sadece çıkış yaptığımız yerlerde ve köşelerde bir zincir fazlasını çekeceğiz. Şimdi burada kare yapacağız. Dönüş yapacağımız yerde toplamda 6 zincir yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu ilk trabzanın arka teline batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Aynı diğer modeldeki gibi köşe işlemini aynı şekilde yapıyoruz. Sadece farklı olarak trabzanları üçlü olarak yapıyoruz. Arka teline üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 2 sefer dolayıp sıradaki zincirin arka teline üçlü trabzan, tığımızı 2 sefer dolayıp arka teline üçlü trabzan. Köşeyi aynı şekilde 5 zincir. Tığımızı 2 sefer dolayıp aynı boşluktan üçlü trabzan. Sıradaki zincirin arka telinde ikili trabzan. Sıradaki zincirin arka telinde
üçlü trabzan ve trabzan tepesinde arka telde bir üçlü trabzan, iki zincir tığımıza doluyoruz. İlk trabzanın arka telinde üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna doğru yaklaştım. Son köşeyi yapıyorum. Son trabzan olarak da bu zinciri sayıyoruz. Trabzan tepesindeki dördüncü zincirin içinden beri ipimizi alıyoruz. İlmeğin içinden geçirerek sıramızı birleştiriyoruz. Şimdiki sırada trabzan yapmaya başlıyoruz. Bu kare olarak sayıyoruz bu sırayı. Bu trabzanlı sıra olarak sayıyoruz. Bunu kareli sıra olarak sayıyoruz. Şu anda trabzanlı sıra yapacağız. Bunda 4 zincir çekerek başlıyoruz. Diğer modelde 3 zincir çekerek başlıyorduk. 1 trabzan boyu 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Tığımızı 2 sefer doluyoruz. Sıradaki zincirin arka telinde bir trabzan yapıyoruz. Tığımızı 2 sefer doluyoruz. Sıradaki zincirin arka telinde bir trabzan yapıyoruz. Trabzanların arka tellerinde birer trabzan. Şimdi köşeyi de aynı aşağıdaki gibi yapıyoruz. Arada 5 zincir. Tığımızı 2 sefer doluyoruz. Aynı zincir içerisinde tekrar bir trabzan. Sıradaki zincirin arka telinde bir trabzan. Sıradaki zincirin arka telinde bir trabzan. Ve trabzanın tepesinde arka telinde bir trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Ondan sonra kareli sırayı yapıyoruz. Bundan sonrasını tekrar etmemin gerek yok. Diğer sıradaki gibi bir sıra trabzanlı, bir sıra kare olarak, bir sıra trabzanlı olarak tamamlıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Şu anda biz bu sırayı yapıyoruz. Ondan sonra kareli, trabzanlı, kareli diyerek istediğimiz genişliğe kadar yapıyoruz. Ben trabzanlı sırayı buradan başlarsak 1, 2, 3 sıra trabzanlı yapmışım. Kareli sırayı 1, 2, 3 sırada kareli sırayı yaptıktan sonra kenar kısmını yapmaya başlamışım. Bu modelde üçlü trabzan yaptım. Bir de dönüşlerde 6 zincir. Buralarda da 4 zincir çekerek modeli tamamladım. Bunun gibi yapmak isteyenler de bu şekilde yapabilirler. Diğer modeli de bunun gibi başlamak isteyenler böyle de başlayabilirsiniz. Üçlü trabzan yapmayıp ama orta kısmını ikili trabzan yapıp da bu şekilde de başlayabilirsiniz. İlk önce şu kadar uzunlukta iki parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. İki sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum.
Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla İki sefer düğüm atıyorum. 300. İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Püskülümüz hazır. Püskülü takarken ben 19 milimetre tahta boncuk kullanacağım. İsterseniz boncuksuz da takabilirsiniz. Tığ yardımıyla püskülümün ipini boncuğumun içinden geçiriyorum. Püsküllerimizin daha büyük olması için elinize daha çok sararak daha çok daha büyük de yapabilirsiniz. Şimdi püskül takarken bu ortada yaptığım 5 zincirin 3. zincirin ortasından beri ip tığımı geçiriyorum. İpin bir tanesini alıyorum. Zincirin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sonra bu bağladığımız ipleri boncuğun içinden beri aşağıya geçiriyoruz. Sonra bu bağladığımız ipin arkasından beri aşağıya çekiyoruz ikisini de. Eğer püskülümüzden boyu uzunsa fazlalığı kesiyoruz. Bu şekilde püskül takma işlemini de bitiriyoruz. Şimdi ben bu runnerları tersten ütüleyip size bitmiş halini gösteriyorum. Runnerlarımı tersten hafif ütüledim, geldim, bitmiş hali bu şekilde. Sizler nasıl buldunuz? Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin, hoşça kalın.